Yarınlara Mahmut Haskül 2020 Ön Söz Bir ülkenin geleceğini inşa etmekten daha büyük bir projesi olamaz ve bir ülkenin gerçek zenginliği iyi yetiştirilmiş gençliğidir. Çağlar boyunca milletlerin kaderini belirleyen en büyük etmenlerin başında coğrafya geliyordu. Artık coğrafyaya rağmen iyi yetişmiş nesiller kendi kaderlerini değiştirebildiklerini gösterdiler. Bilim, teknoloji, toplumsal uyum ve sağlam yasalarla çölde tarımsal ürünler, buzullar arasında turizm iklimi, kıraş topraklarda teknoloji üretilebiliyor ve dünyanın en iyi gelir getiren ortamı hazırlanabiliyor. Bütün bunlar insan kalitesiyle yapılabiliyor ve bunların yapılabilmesi için mutlaka etkili bir eğitime ihtiyaç duyuluyor. Bu kitapta 41 yıllık öğrenciliğin, 25 yıllık öğretmenliğin süzgeçten geçmiş tespitleri, bakış açıları, birikimleriyle gençliğin bireysel ve toplumsal mutluluğu, geleceği adına kısa ve uzun vadeli yol haritalarını çıkarmaya çalıştık. Hem kişisel gelişimin ipuçlarını vermeye, hem de sosyal, milli ve evrensel değişimin öyküsünü anlatmaya çalıştık. Genç kardeşim, bu kitap ancak hikayenin kurallarını, püf noktalarını ve kolaylaştırıcı adımlarını sunmuştur. Herkes kendi hikayesini yazar. Yani asıl kahraman sizsiniz ve yazacağınız yaşam öykünüzü gurur ve heyecanla beklemekteyiz. Arka Kapak Tarihin her devrinde gençlikten şikayet edilmiştir. Bugün de belli bir yaşın üzerindeki çok kimse gençliğin bozulduğunu iddia eder. Ben bu kanaatte değilim. Ömrüm boyunca gençlerle iç içe yaşadım. Onlara bir şeyler öğretmek, onları doğru yola yönlendirmek için mücadele verdim. Onları tanıdım, onları sevdim, onlara hayran oldum. Çünkü kendi neslimi ve benden öncekileri bildiğim için kıyaslama şansım vardı. Bizim zamanımızda diye başlayan hikayelerin karanlık yüzlerini de biliyorum. İnsanlık tarihi yalnızca ışıltılı geçmişten ibaret değil. İnsanın tarihi insanı anlatır ve insan her devirde insandır. İnsan gerçeğini tanıyarak devrin muhasebesini yapmak gerekir. O zaman daha sağlıklı değerlendirmeler yapma şansı bulabiliriz. Günümüz gençliğinde olumsuz örnekler yok değil. Ancak basit bir deney hayal edin. Bilmediğiniz bir şehirde çok işlek bir caddeye oturdunuz. Gelip geçen insanları izliyorsunuz. Pembe saçlı, kırmızı kıyafetli, üç kız gün boyu o caddeden altı defa geçsin. Bir hafta sonra o şehrin insanların giyim tarzıyla ilgili Zihninizde bir kanaat oluştuğunu göreceksiniz. Ha o şehir mi? Pembe saçlı, kırmızı elbiseli insanların yaşadığı şehir diyeceksiniz. Oysa o caddeden binlerce insan geçti. Alışılmış olan dikkat çekmediği için, alışılmamış olana zihnimiz genelleme yapacaktır.